Ama bak, yaşlandıkça daha da bir hırçınlaşıyor. Rezil etti öğretmeni bizi. Bizi rezil eden anam de. Ona ayıplayacağını hayatın karıştırdığı halkları öğren. Ya sen niye evlendi zannediyorsun? Söyle de öğreneyim o zaman Şırıl Hanım. Ya bıraksana kolumu. Şehirlerde öyle serbest serbest gezmek güzel değil mi Zeliha Hanım? Bana soracağını git anasına sor, niye evlendi? Beni sinirlendirme Şirin. Çabuk söyle hayat o adamla niye evlendi? Ya sen niye benim üzerime geliyorsun ki? Bana bak anamı çağırırım ha. Ana! Git kimi istiyorsan çağır. Şimdi söyle. Hayat o adamla niye evlendi? Ya niye? Bak! Senin bu kadar çok müdafaa ettiğin kardeşin Hayat, gitti Hacı Emin'in oğlu Kerem'in altına yattı. Sen ne dedin az önce? Ben bırak kızım! Abla elleme sen! Konuş ulan! Abi bırak! Olur! Abla! Abla. Sana karışma dedim. Söyle. Abi gitti yattı! Bana yalan söyleme abla! Ya ne yalan söyleyeceğim? Gitti yattı işte! Ben mi yattım? O yattı! Ulan benim hocamın namusunu kirletiyorlar bu evde. Benim haberim olmuyor lan. Hepiniz göreceksiniz ulan hepiniz. Ana! 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 Abi uzaktan bıçağını getir Kerem'i vurmaya. Bekir! Oğlum! Bekir! Şirin, koş babanı ara kız. Yetişsin Bekir. Senin piçin her altı yesin, benimkiler birbirini yesin. Ya Rabbim sen bana yardım et. Daha ne istiyorsun benden Kudret abla? Yaptıkların yetmedi mi? Canıma yetti artık canıma. Hala mı rahat etmedin? Başıma gelmeye kalmadı. Ya. Benim rahatım sen bu eve geldiğin gün kaçtı Cennet Hanım. Sen İzmir'dir Foça'dır oraya dönene kadar da bana rahat yüzü yok. Dua et. Dua et oğlumun başına bir şey gelmesin. Eğer senin o soysuz kızın benim oğlumu yakarsa, ben de seni yakarım Cennet. Yeminle yakarım. Malik. Söyle baba. Oğlum neyin var senin? İyi misin? İyiyim baba. Ya baba. Söyle. Bekir abim neden nazarete düşmüş? Bekir'i boş ver sen. Onun derdi bitmez. Sen işine bak oğlum. Alo. Ha Şirin söyle. Tamam. Tamam. Baba Şirin. Ha kızım. Baba yetiş. Bekir abim Hacı Emin'in oğlu Kerem'i vurmaya gitti. Ne? Baba. Hayırdır oğlum? Ne bağırıyorsun? Ayıptır. Kerem evde yok. Ne istiyorsun? Yalan söyleme hacı. Çarpılır sana. Kerem! Çık ulan dışarı Kerem Boşluçuk! Evde yok dedim. Derdin neyse söyle. Köpek gibi bağırma karşımda. Köpek senin ecdadındır. Senin oğlun benim başımı bozacak. Sen de onu saklayacaksın ha. Yok öyle ama yok. Kerem çık ulan çık! Ha demek o senin bacındı ha. Benim bacımdı ha. Parana güvenip belli diketme seni delik deşik eder ama. Kızma Bekir. Kızma. Bağırma da öyle. Kadın sahibi sensen işimiz kolay. Ne diyorsun lan sen? Ne kadar istiyorsun ha? Söyle. Çıkar ulan o zemeliği çıkarın. Boş ver sen Kerem'i. Ya hadi söyle ne kadar? Ne diyorsun lan sen? Para güzeldir Bekir. Kandan da bacıdan da şirindir. De hadi söyle de kusur etme. Ne kadar? Ben onu yakalamadan rahat etmem ki. Edersin. Edersin oğlum edersin. Ödersin.
hadi bağır. Bağır köpek. Bak senin kızlığını da aldık ha. E gene bağır. Bağır. Bak nasıl da sesin kesildi. Yetmez mi? He? Hadi al. 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 Hadi kalk git buradan. Bir daha da gözüme görünme. Oğlum! Hacı! Ailece gelmişler. Vahret! E siz ne kadar istiyorsunuz? Ne diyorsun hacı? Bunun hesabını vereceksin hacı. Hem düzenimi bozun, sonra da gelip kapıma namus diye para dilerim. Bela mısınız ulan? Zorla elimi kana mı bulatacaksınız? Tövbe tövbe. Hadi gelin buradan. Hadi gidin. Gidin. Bak. Aha oğlun istedi. Biz de kızlığının parasını verdik. Daha ne istiyorsunuz? Aç köpekler. Bakın,